Taha Akyol, Karar Gazetesi. Ey Müslümanlar! Tarık Çelenk değerli bir araştırmacı ve düşünürdür. Fikir mahsulü kitapları var. Muhafazakar mahalledeki cemaatlerin farklı düzeylerde kanaat önderleriyle sohbet ederek siyasi eğilimlerini yazdı. Birbirinden çok farklı kültürel ve iktisadi durumda bulundukları halde adeta aynı pınardan su içmişçesine gündemin siyasi konularında benzer tepkileri yansıttıklarını belirtiyor iktidarı desteklemeye devam ediyorlar. Bilhassa iki faktör sebebiyle. Biri Millet İttifakı'nda CHP varlığı, öbürü HDP'nin de bunu desteklediğini varsayımları. Bu tablo üzerine siyasi açıdan çok şey söylenebilir. Ben daha önemli gördüğüm zihniyet meselesi açısından bakmak istiyorum. Eleştirisiz itaat zihniyetin siyasi bozulmalar karşısında duyarsızlığı, demokrasinin denetim ve denge ilkesinin Müslüman toplumlardan işlememesi utanmalıyız. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nde her yıl Ocak ayında yayınlanan Yolsuzluk Algı İndeksinin 2022 sonuçları dün açıklandı. Türkiye dünyada 101. sıraya düşmüş. Örgütün Türkiye temsilcisi Oya Özaslan, Türkiye baş aşağı gidiyor diyor. Türkiye, Kosova, Kolombiya, Etiyopya, Tanzanya gibi ülkelerin de gerisinde kaldı. 2012 yılında Türkiye 54. sıradaydı. 10 yılda 101. sıraya düşmüş bulunuyor. Utanmalıyız. Dış güçler uyduruyor olabilir mi? Fakat yıllardan beri AB'nin yolsuzlukla mücadele kanunlarını çıkarın uyarılarına, FAFT ve Greco gibi uluslararası kurumların raporlarına iktidar kulak asmadı biz vatandaşlar da görüyoruz. Yolsuzluk iddiaları hakkında meclis soruşturmaları engellendi, yargı zaten cesaret edemez. Ve Türkiye geçen yıl FAFT tarafından gri listeye alındı. Oya Özaslan, yargının siyasallaşması ve yolsuzluk otoriterleşme döngüsüne dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanlığı sisteminde ağırlaşan sorunlardır bunlar. Ahlakın buharlaşması, Görüyor musunuz? Güç bozar. Mutlak güç mutlaka bozar kuralı nasıl doğruymuş. Görüyor musunuz? Demokrasideki denetim ve denge ilkesi, şeffaflık, hesap verirlik gibi değerler ne kadar önemliymiş. Yolsuzluklar konusunda yayın yaparak farkındalık yaratabilecek basın hürriyetinin de önemini görüyor musunuz? Meclis denetimi elbette fevkalade önemli. Fakat ayak yalama sözünde simgeleşen bir kültüre sıfırlanıyor meclis denetimi. Layık olsun, dini olsun, bütün otoriter kültürlerde böyledir. Konumuz ve günümüz bakımından önemli olan yüksek ahlaki hassasiyetlere haram, helal titizliğine sahip olması umulan dini cemaatlerde niye bir hassasiyet yok? Bu noktada Ali Bardakoğlu, Mustafa Çağrıcı, Mustafa Öztürk, İlhami Güler gibi İslam alimi hocalarımızın eleştiri ve feryatlarını hatırlamak gerekir. Bardakoğlu hocamızın deyişiyle ahlakın fıkıh kuralları arasında buharlaşması. Yolsuzluk ve ekonomi. Bu tablo vahim bir ahlaki çöküşten ibaret değildir. Türkiye'de istikrarlı ekonomik gelişmeyi de bozuyor. Otoriterleşme, ihale kanunundaki bozulmalar ve ekonomik kriz arasındaki döngü bunu gösteriyor. TÜSİAD Başkanı Haluk Dinçer daha 2014'te açıklamıştı rüşvet ve yolsuzluk bir yandan piyasada rekabeti bozarak verimliliği düşürürken, diğer yandan sosyal yapıda uzun süreli hasarlara, hukuk devleti güveninde erozyana ve elbette ülkelerin itibar kayıplarına neden oluyor. Niye uzak doğu ülkeleri gibi istikrarlı ve verimli büyüyemiyoruz? Açık değil mi? Tarık Çelenk'e göre cemaatler yolsuzluklar konusunda Osmanlı bürokrasisinden bu yana gelen bir alışkanlık olmazsa iyi olur diyorlarmış. 17 asırda Osmanlı Cihan İmparatorluğu Koçi Bey Sultan 4. Murat'a verdiği layihata rüşvet ve yolsuzlukla devlet yapısının nasıl çürüdüğünü anlatarak şöyle yazmıştı. Şimdi alem harap, reaya perişan, hazine noksan üzerine. Varılan yer hasta adam olacaktı. Zihnimizi açmalıyız. Ey Müslümanlar! Artık ideolojilerimizin ve fıkhın dar kalıplarından kafamızı çıkararak modern demokrasideki kuvvetler ayrılığı, denetim ve denge, şeffaflık, hesap verirlik gibi değerleri bağımsız merkez bankasıyla düzenleme ve denetleme kurumlarının işlevini nihayet modern düşüncedeki eleştirel zihniyetin kıymetini anlamalıyız. Yoksa 150 yıl daha muasır medeniyet diye söylenip durmaya devam ederiz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.